Araya gitmeden önce ben araştırma projesi, yani bu 2 güne bizi getiren yolculuğun dinamiklerini öğrenmek istiyorum ve bunun için de Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek Surfandijk ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece'yi sahneye davet ediyorum. Özlem, hoş Teşekkür geldin. ederiz. İpek, hoş geldin. Siz yerinize otururken, İpek seni şöyle ortaya alalım Ortaya. lütfen. Siz yerinize otururken aslında bu yolculuğu bize birazcık anlatacak infografik bir video var. Önce onu izleyelim, ondan sonra benim size birkaç sorum olacak. Sanat ve kültür yoluyla bağlantılar kurmak nedir? Sanat ve kültür yoluyla bağlantılar kurmak, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları, Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle yürütülen bir araştırma projesi. Proje ile Türkiye'nin 3 büyük şehrinin ötesindeki kültür sanat evreniyle şehir ekseninde diyalog kurmak ve işbirlikleri geliştirmek hedeflendi. Hollanda'nın uluslararası kültür politikalarındaki yaklaşımı ve İKSV'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda Anadolu'nun 19 şehrinde sanat ve kültür yoluyla bağlantılar kuruldu. 12 ay boyunca toplam 36 günde 14.646 kilometre yol kat edildi. 6 gemi, 70 uçak yolculuğu yapıldı. 36 kültürel miras alanı, 15 müze, 6 öğren yeri ve 15 tarihi mekan ziyaret edildi. Ziyaret edilen şehirlerde sanatçılar, yerel yönetimler, üniversiteler, kültür kurumları, sivil toplumdan temsilciler ve yetkililerle 96 toplantı yapıldı. Toplam 400 kişiyle görüşüldü. 288 bardak çay, 140 fincan kahve içildi. Görüşmelerin %53'ü kamu kurumları, %47'si sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirildi. Ve projeye dahil olan herkes, kültür sanat alanında yeni, sürdürülebilir işbirliklerinin yolunu açmak için İstanbul'da bir araya geldi. Harika. Oradaki ses de benim sesime benziyor. Bana da tanıdık Ne geldi. enteresan. Özlem, hemen çok net ve kısa sorular soracağım. Bu proje nereden çıktı, nasıl başladı? Bu proje Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu'nun kapımızı bir gün çalmasıyla başladı. Aslında fikir tamamen onlara ait. Biz sürece dahil olduk diyelim. Ve sözü İpek'e bırakayım direkt. Yani oradan çok da net, yine şöyle soracağım, soru sana giriyor ama çok, Hollanda neden böyle bir şey yapıyor? Amacınız ne? Bu soruyla çok karşılaştık. Evet. 19 şehri gezerken. 19 şehrin hepsinde bu soru soruldu. Şüpheli bir ses tonu. Siz neden buradasınız ki? Ha, diye. Böyle mi soruldu? Tabii tabii, daha da şüpheli bir ses tonu var mıydı? Soranlar da var burada. Öyle mi? Şöyle sorayım, amacınız ne? Amacınız ne? Birinci sorudan başlayalım. Çünkü ona mı ilk nasıl oldu, neden başladık, bence önemli bir soru. Irina van der Hoof'a, Kültür Ateşesi ve ben yaklaşık 2 seneden beri pozisyonumuzdayız. İlk pozisyona geldiğimiz zaman görev bölgemiz olan tüm Türkiye hakkında. Tabii ki ben Türk asıllı bir Hollandalı olarak, bir eksper olarak geldim buraya ama benim de bilgim büyük şehirlerle sınırlıydı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerleri biliyordum. Şimdi işimizi doğru yapabilmek, objektiflerimizi, amaçlarımızı doğru sağlayabilmek için kiminle çalışacağımızı, kimlerin rol oynadığını, Türkiye'nin ne olduğunu, her köşesini, bucağını bilmek durumundaydık. Çünkü ancak bilgi olursa ya da ilgi var ise bir iş çıkarılacağı düşüncesindeydik. Dolayısıyla deli bir fikir geldi aklıma. Normalde zaten biz her sene bir kültür haritalaması yapıyoruz. Fakat bu haritalama daha çok bu sene kimler birlikte çalışmış derinliğine inerek tabii, ama bütün çalışan Hollandalı organizasyonlarla iş yapan kişileri aslında bir şekilde de listeleyen bir araştırma. Biz bunu bir exploration, bir keşfe dönüştürelim bunu dedik. Biz keşfedelim, çünkü görerek, konuşarak, insanlarla, insanları dinleyerek aslında ne yapabileceğimizi anlayalım. Fakat tabii gezmek lazım, şehirleri seçmek lazım ve bunun bir hafta içerisinde de planlanması lazım. Hangi dili bizimle birlikte çalışır diye düşündüğümüz zaman akla bir insan geldi.
naçizane hayal gücü olan diyeyim daha doğrusu. Görgün Bey'i aradım. Deli Görgün Bey mi Özlem mi? Ben onu anlamamıştım. Özlem... Pardon. Ben çünkü sanırım Özlem deli deliyi çekiyor. Hepimiz anladım, deliyiz tamam. Sanırım ama. Merhaba. Dolayısıyla Görgün Bey aradı. Görgün Bey, gel sen şöyle bir saat otursak, konuşsak, bir planımız var bizim. Belki sizin de amaçlarınızla özdeşir. Bir saat içerisinde geldim ve ondan sonra Özlem'e atıyorum topu. Biz bunu biz normalde de yapıyorduk görüşmelerimizde. Her 19 şehirden burada olan kişiler de muhtemelen hafızalarında bu konuşma vardır diye Özlem'e atayım nedenini. Oraya, tam orada da şeyi de cevaplarsan sevinirim. Neden bir hafta içinde şehirleri belirledik ve 19 şehir dedi. O yüzden şeyi de sormak istiyorum. Neden bu şehirler? Şehirler neye göre belirlendi? Evet, İpek'in bahsettiği gibi Hollanda Başkonsolosluğu bu fikirle geldiğinde biz de 2010 yılından beri devam eden İKSV'nin kültür politikaları çalışmalarını Görgün Bey'in tabiriyle akademik olan çalışmalarda topu sahaya indirmek veya Sayın Bakan Yardımcımızın tabiriyle sahaya inmek üzere bir fırsat olarak değerlendirdik. Bugüne kadar kültür politikaları alanında 2010 yılından bu yana birçok rapor yaptık, birçok konuya değindik ve her seferinde de yerel kültür politikalarının öneminden bahsettik. Kültür politikalarında yerelleşmenin, ihtiyaçtan yola çıkan politika oluşturmanın öneminden bahsettik. Bu şehirleri seçerken de yereldeki ihtiyaçları anlamayı gözettik aslında. Kendimize öyle bir harita belirledik ki 19 şehir, bu 19 şehir Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden. Bir kere coğrafi çeşitliliği mutlaka dikkate aldık. Her tarafa gitmek istedik. Daha az tanıdığımız şehirleri seçmeye çalıştık. Kültürel hayat anlamında. Kültürel çeşitliliği olan şehirleri seçtik. İşte Tunceli gibi, Sayın Bakan Yardımcısı da bahsettiği Mardin gibi, Antakya gibi bildiğimiz ama daha derin incelemek istediğimiz şehirlere yer vermeye çalıştık. Daha yakın, coğrafi olarak bize yakın olan kültürel etkinlikleriyle öne çıkan şehirleri, Bursa gibi, Manisa gibi, hemen yanı başımızda olan, İstanbul'la yakın ilişkisi olan şehirleri seçtik. Bir takım prensipler üzerinden hareket ettik diyebiliriz. Peki her ikinize de sormuş olayım bunu. Tamam sen bir şey daha ekleyeceksin. Yok, ama onunla diğer birlikte... soruyu cevaplayayım istedim. Neden Hollanda yapıyor o çok önemli daha soru. Daha o cevaplamadım daha onu. Peki onu yine tedirgin mi sorayım? Yok hayır çünkü neden çok yapayım? Gelen bir soru ve bunun hani bir şekilde bu aslında biz Hollanda olarak kültürün bizim için ne ifade ettiği ile ilgili bir soru. Hollanda'da sadece Amsterdam'da, ben Amsterdam'da yaşıyorum. Başkonsolosumuz da Amsterdamlı. 180 tane sadece millet yaşıyor. Kültür evin içinde başlıyor, sokağa çıkıyor, şehire çıkıyor, ondan sonra da ülkeler arasına çıkıyor. Biz Hollanda olarak zaten bu kültür bağını kurmak için, insanları daha iyi anlayabilmek için, diyaloğu, bakanımızın da, büyükelçimizin de söylediği gibi, bir diyalog olması için, karşıdakini anlamak için kültüre ve sanata ihtiyacımız var. Bu anlamda kültür ve sanat sadece bir fotoğraf görmek ya da bir sinemaya gitmek değil. Ya da bir müze veya galeri değil kültürün mekanı. Kültür evin içinde, sokakta ve dışarıda her yerde olması gereken bir şey ki birbirimizi duyalım, anlayalım. Çünkü birisinin bu ne ya demesi bile bir diyalog başlangıcıdır. Biz de bunun farklı evrelerinde Türkiye ve Hollanda arasında daha güçlü bağlar, daha güçlü diyaloglar kullanmak, kurabilmek için zaten bu işe giriştik ki Özlem Hanım da dediği gibi zaten Türkiye... Hollanda'nın içinde var. En yoğun yaşayan ülkelerden bir tanesi millet olarak. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli Hollanda olarak. Bunun önemi neden önemli? Çünkü orada bir sinerji var, bir mutluluk var ve herkes eşit bir şekilde birbirini dinleyebiliyor. Bunu sağlayabilmek için de en başta rol oynayan öğelerden bir tanesi de ne para ne sağlık ne var? Kültür, konuşabilme, diyalog yaratabilme. Bizim de aslında amacımız buydu. Harika. Tam da aslında işte başlığı sanat ve kültür yoluyla o bağlantı, evet, ve diyalog. O da Sayın Büyükelçi Başkonsolosuma geçen ya da geçtiğimiz günlerde soruyor. Sizce neden yaptık? İsmi üstünde dedi. Kültür ve sanat yoluyla bağlantılar kuruyoruz. Harika. Özlem biraz önce şeyi soruyordum. Bu 19 şehri tanımladın, nedenini de tanımladın, o çeşitliliği falan. Bir de onun içinde bir sorun var. Oraya gittiğinizdeki kişileri ve kurumları
Neye göre belirlediniz, nasıl seçtiniz? Evet, kolay olmadı. Bu araştırma fikri ortaya çıktıktan sonra 3 ay boyunca önce bir masa başı araştırması yaptık. Dersimizi çalıştık tabiri caizse. Bu masa başı araştırmasını yaparken hem İKSV'nin bugüne kadar kurduğu bağlantıları gözden geçirdik. Hem Hollanda Başkonsolosluğu'nun başlayan projelerinin olduğu şehirlere göz attık. Ve kendimize bu rotayı belirledik. Bu rotayı belirlerken yine görüşeceğimiz kişileri veya kurumları seçerken belli prensiplerden yola çıktık. Bir kere kamu, özel sektör, sivil toplum dengesine dikkat ettik. Belki videografikte de dikkatinizi çekmiştir. Eşit dağılımı yakalamayı başardık. Çünkü kültür sektörü aslında bu birlikte çalışma ortamıyla zenginleşiyor. Dolayısıyla il kültür müdürleri de var, kalkınma ajansı var, özel sektör temsilcileri var, bağımsız sanatçılar var. Gittiğimiz şehirlerde görüştüğümüz kişiler için de oldukça geniş bir yelpazeyi gözettik. Birkaç kriterimiz daha var tabii. Bunlardan bir tanesi de toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek. Hem Hollanda'nın kültür politikalarında öncelikli olan konulardan biri, hem de bizim için çok önemli konulardan biri. Dağılıma baktığımız zaman görüştüğümüz kişilerin dağılımına %70'i erkek, %30'u kadın gibi bir oran görüyoruz. Ama bu konferansta dengeyi tutturmayı başardığımızı mutlulukla söyleyebilirim. Eşit bir katılım sağlamayı başardık. Kültür politikaları çalışmalarında İKSV ekibinde oldukça genç bir kadın grubu var. Onları da saydığımızda bütün konuşmacılarımız eşitlenmiş kadın erkek eşitliği açısından. Sanatsal disiplinlerde bir eşit mesafe gözetmeye çalıştık. İpek'in de az önce bahsettiği gibi biz kültürü tanımlarken UNESCO'nun aslında tanımından yola çıktık. Evrensel kültür tanımından yola çıktık. Sadece sanatı ve edebiyatı değil, yaşam biçimi, gelenekler, kültürü var eden her şeyi görmeye, tanımaya, keşfetmeye yola çıktık aslına bakarsanız. Dolayısıyla sanatsal disiplinler bir tarafta ama bir taraftan da gastronomi gibi, yerel el sanatları gibi birçok alandan da beslendik. Görüştüğümüz kişileri, kurumları da bu doğrultuda seçmeye çalıştık. Harika. Şimdi biraz zamanı ekonomik kullanmamız lazım ki tam zamanda tabii oturumlara başlayabilirim. İlk oturumdan önce kısa bir ara vereceğiz ama oraya geçmeden çok kişisel bir soruyu ikinize de yönlendirerek şöyle bir final yapalım ve bu süreci, bu tabii iki güne bizi getiren süreci daha iyi anlayalım istiyorum. Basit, en çok aklınızda kalan anı ya da en çok zorlandığınız anı ya da an bu süreçte, bu 19 şehirlik gezide var mı? Yani 15 bin kilometre yol yapmamızı zorluk olarak saymıyorum tabii. Yok, tabii. Değil yani, o en zevkli kısmıydı, 70 uçak yolculuğu falan. 70 yani, uçak yolculuğu mu yaptınız? Saydık, üşenmedik, saydık. Çaya kahveye kadar saydık. Evet. Raporlama yani, önemli tabii. Yani bir sene boyunca yollardaydık aslında. Yani 3 ay masa başı araştırması, bir sene boyunca yollardaydık. Her döndüğümüz şehirden sonra o şehirle ilgili başkonsolosluk için bir rapor yazdık. Çünkü bütün ekip gelemiyordu toplantılara. Bunlar ama işin zaten olması gereken kısmı. Ben zorlandığım kısmını müsaade edersen şöyle söyleyeceğim. Bu gezdiğimiz şehirler içinde yine hesap ettik. 19 yerel mutfak, 32 yöresel yemek, 14 yöresel tatlı yemişiz. Ayıp böyle söylenmez ama kültürün bir parçası olmasından hareketle. Ama ayıp hakikaten şimdi. Bir düşündüm de özellikle bütün 14 tatlıya kilitlendim ben. Ama şunu da söylemek istiyorum. Gastronomi önemli bir parçası kültürün. Keşfetmeden olmazdı. Bütün bu 19 yöresel mutfağın üzerine gittiğimiz şehirlerden ikisi de UNESCO'nun tescilli olarak yaratıcı şehirler ağına seçilmiş şehirlerdendi. Tahmin edin hangileri? Gaziantep ve Hatay. Biri mezeleriyle, biri tatlılarıyla öne çıkmış, birbiriyle kıyaslanamayacak iki şehir. Ben galiba en zor anları... Katmer'le kahvaltı yaptın mı? Katmer'le kahvaltı yaptın mı? Yapma ya. Bir tek şey soracağım, sonra sana şey yapacağım, kişisel bir merak. Çayları markalayarak ya da tek tek çentikle mi saydınız, toplantı bazında mı saydınız? Toplantı bazında saydım. Çünkü öbürü deliliğe girer. Buyurun. Özellikle Karadeniz toplantıları çıkarsak. Aynen. Orada ikişer tabii. Tabii obezite dışında bir sene boyunca bununla savaş verdim kişisel olarak. Spora başladım. Sanırım benim için en büyük zorluklardan bir tanesi dildir. Çünkü yaklaşık 20 sene boyunca beynim tamamen Hollandaca ve İngilizce çalışıyordu. Ve hatta bugün de gelmeden önce inşallah dilim sürçmez de bir hata yapmam diye konuşurken, mesela bütün Manisa seyahati boyunca Mersin'i çok seviyorum demem
Sanırım Mersin'in de aklında kaldı, benim de aklımda kaldı, hepimizin aklında kaldı. Türk siyasi kaldı. Tarihinde de vardır, vardır hikayeler, ona çok takılmayın. Kesin vardır orada. Mersin'e gittiğim zaman da Manisa'yı çok seviyorum, çok güzel demem. Tabii bu da aslında kültür yoluyla bağlamak olduğu için aslında ben, ya bunu da şimdi sürpriz olarak size söyleyeyim, o yüzden de bu. Zorluk kişisel olarak sürekli yolculuk vesaire, ama bunun sonucunda o kadar büyük bir eğitim aldım ki kişisel olarak. Dil eğitimimin dışında bütün ön yargılarım, ben çünkü İstanbul'da doğdum, büyüdüm, sonra genç yaşta Hollanda'ya gittim ve Doğu, İç Anadolu benim için televizyonda gördüklerimdi genç bir insan olarak. Fiilen oraya gitmek, biraz önce bakanımızın da dediği gibi, kendi yaşıtlarımla diyaloğa girmek, onların yaptığı inanılmaz çalışmaları görmek, bizim İstanbul'da aradığımız ilhamı aslında orada bulmak çok eğiticiydi. Ön yargılarımdan kurtulmam ve eğitilmem anlamında çok iyiydi. Şu anda işimi de Türkiye'yi gerçekten biliyorum diyerek ve herkesi birbirine bağlayabilecek bir özelliğe sahip olarak İKSV ile birlikte yapıyor olabilmek her zorluğu zaten üstünden gelir. Harika. Bu arada gerçekten o liseler arası bağlantı projesi insanda hem umut hem heyecan hem şevk hem de yeni hayaller yaratıyor. Harika. Özlem, sana da son olarak o zaman şunu sorayım, sonra da final yapalım. Biraz önce kişisel olarak bir katkıdan bahsetti İpek. O, ben de o soruyu doğurdu. Tamam, işin prodüksiyonu, operasyonu, metodolojisi tamam, ama kişisel olarak sorarsam sana ne bıraktı bu süreç? İnanılmaz ilham alıcı hikayeler dinledim. Bu iki gün boyunca da aslında her biriniz tanıklık edeceksiniz bu hikayelere. Bu insanları bir araya getirebilmek, bu kadar ilham verici hikayenin birbirinden beslenerek başka bir boyuta taşınmasına aracılık etmek benim için hakikaten bir hayaldi. Gerçek oluyor gibi. Bu kadar tanıdık yüzü birlikte görmek ve İstanbul kültür dünyasıyla buluşturabilmek hakikaten benim için bir hayaldi. Gerçek oluyor. Onun için o kadar yolu kat edip buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Açılış bölümü için Sayın Bakan Yardımcımıza, Sayın Büyükelçiye, Sayın Başkonsolosluğa, Sayın Kültür Ateşesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Özellikle dün bir ön toplantıyla, ön bir tekne gezisiyle bütün bu katılımcıları, bu sahnede izleyeceğiniz bütün katılımcıları tanıma şerefine, mutluluğuna, gerçekten büyük mutluluk nail oldum. Çok ilginç hikayeler dinleyeceksiniz ve bir zihin oluşturacağız. Ben giriş bölümünü daha fazla uzatmadan, daha sonra bir aradan sonra, biraz da dinlenmeniz için bir aradan sonra nasıl ilerleyeceğimizi anlatacağım.